Değerli arkadaşlar, şimdi analiz sorularına başlıyoruz. Soru 1. Limit x 1'e soldan yaklaşırken x artı mutlak değer x 1 bölü x 1 limitinin değeri kaçtır? Bu soruya cevap verebilmek için önce mutlak değer x 1 eşittir x eksi 1 büyük eşittir 0 yani x büyüktür eşittir 1 için x eksi 1 x küçük 1 için eksi parantezinde x eksi 1 tanımlamasını bilmemiz gerekiyor. Limite geçersek limit x 1'e soldan yaklaşırken x artı mutlak değer x eksi 1 bölü x eksi 1 eşittir. Mutlak değer x eksi 1'e 1'in yerine 1'e soldan yaklaşıma karşılık gelen eksi parantezinde e, x eksi 1'i yazmamız gerekir. Limit x 1'e Giderken x 1'e giderken x artı eksi parantezinde x eksi 1 bölü x eksi 1 önce yazıyoruz sonra x e, sadeleştirmeyi yapmamız gerekir limit x 1'e giderken x eksi 1 kalır parantez içinde. Ve x yerine 1 yazdığımız zaman 1 eksi 1 eşittir 0 çıkar. Dolayısıyla sonuç 1 ve doğru cevabımız C şıkkı. Pardon. B şıkkı. Hadi güzel. Soru 2 fx eşittir e, x bölü 1 artı e üzeri 1 bölü x, x sıfırdan farklı iken e, x eşittir sıfırken a biçiminde tanımlanan f fonksiyonu x eşittir sıfır noktasında sürekli olduğuna göre a reel sayısı kaçtır? Önce süreklilik koşulunu yazalım. Önce sürekli koşulunu yazalım. Limit x sıfıra giderken fx eşittir fonksiyonun sıfırdaki değeri ki o da x eşittir sıfırken a'ya eşit olması isteniyor. Eşitliğinin sağlanması gerekir. Bunun için önce limit x giderken sıfıra fx'in değerini bulalım. Bunun için de önce bir soldan limit limit x sıfıra soldan yaklaşırken fx eşittir. Limit soldan yaklaşımda şu formülde kullanabiliriz h formülü h sıfıra giderken f sıfır eksi h demek ki fonksiyonda verilen fonksiyonda x e, yerine sıfır eksi h yazarsak limit h sıfıra giderken x yerine sıfır eksi h yani eksi h bölü 1 artı e üzeri 1 bölü eksi h. Bu da eşittir. h yerine 0 koyuyoruz. Eksi 0 bölü 1 artı e üzeri eksi 1 bölü 0 elde edilecektir. E, bu da eşittir. E üzeri eksi 1 bölü 0. Bunun karşılığı eksi sonsuzdur. Ve şunu yazabiliriz. 0 bölü bir artı e üzeri eksi sonsuz eşittir. E üzeri eksi sonsuz sıfırdır. 0 sıfır bölü 1 eşittir. 0 yazabiliriz. Benzer şekilde sağdan limit sağdan limit limit x sıfıra sağdan yaklaşırken artı yazıyoruz. fx yerine limit h sıfıra giderken f sıfır artı h yazıyoruz. f 0 artı h. Aynı şekilde fonksiyonda da yine limit h 0'a giderken e, x yerine 0 artı h bölü 1 artı e üzeri 1 bölü 0 artı h ve h yerine 0 koyduğumuz zamanda 0 bölü 1 artı e üzeri 1 bölü sıfır olacaktır. 1 bölü sıfır sonsuz. E üzeri sonsuz, sonsuzdur. Sıfır bölü sonsuz da burada yine sıfır çıkacaktır. Dolayısıyla limit vardır. Limit x sıfıra giderken fx eşittir sıfırdır. Fonksiyon değeri de sıfırda. O halde bu ikisinden A eşittir 0 olur. Doğru cevap B şıkkı olacaktır. Soru 3. Y eşittir parantez içinde 3x-c'nin karesi eğrisinin x eşittir 0 noktasındaki normali y eşittir eksi 1 bölü 6x artı 1 olduğuna göre c reel sayısı kaçtır? Burada dikkat etmemiz gereken normalin eğimi ve normalin denklemi. Şimdi normalin denklemi şu şekilde verebiliriz. Normalin denklemi Yani bir noktadan geçen normal denklemi yani x eşittir 0 noktadan geçen normal denklemi y eksi y'nin sıfırdaki değeri eşittir. Eğim ise teğetin eğiminin tersinin ters işaretlisidir. Yani eksi 1 bölü f üssü 0. Türevin sıfır noktadaki değeri bu teğetin eğimini verecektir. Eksi 1 bölü f üssü 0 ise normalin eğimidir. Buradan x eksi Apsisi de 0 olduğuna göre x eksi 0 ile çarpıyoruz. Şimdi bilmemiz gereken bizim bir y 0'dır önce. y 0 ise verilen fonksiyonda x yerine 0 koyarsak 3 eksi 3 çarpı 0 eksi c'nin karesi eşittir c kare. Türevin sıfırdaki değerini bulmak içinse Buradaki f üssü aynı zamanda y üssüye karşılık gelir. Yani f üssü x yani y üssü eşittir 2 e, çarpı içinin türevi 3 çarpı 3 x 3 x eksi c olacaktır. F üssü 0 dediğimizde yani y üssünün 0'daki değeri eşittir. 6 çarpı x yerine 0 koyarsak eksi c kalıyor orada. Eksi 6 c olacaktır. Bu f üssü 0 ya da y üssü 0 x 6 c teğet midir? Eksi 1 bölü f da normal neyimi olduğuna göre. Şimdi bu değerleri yerine koyalım. y eksi, y 0 burada c kareydi. Eşittir. Eksi 1 bölü f üstü sıfırda eksi 6c idi. Eksi 6c'yi de yerine koyuyoruz. Çarpı x. Düzenleme yaparsak. y eşittir eksi 1 bölü 6 artı olacaktır. Eksi eksi 6c x şeklinde bir de artı c karesini ilave ediyoruz. Sonra bizden istenen y eşittir eksi 1 bölü 6 x artı 1 para, e, normal denkleminin denkleminden C'nin bulunmasıydı. Verilen normal denklemi ise Y eşittir. Eksi 1 bölü 6 X artı 1 de ikisinden bu ikisinin eşit olabilmesi için ne yapmamız gerekiyor? C kare eşittir 1 C artı eksi 1 alabilir. Fakat eksi 1 bölü 6 eşittir 1 bölü 6c de e, ne elde edebiliriz? Elde edebiliriz. C eşittir eksi 1 elde ederiz. Dolayısıyla ikisinin ortak c'si ne olması gerekiyor? Eksi 1 olacaktır. Doğru cevabımız A şıkkı. A şıkkı doğru cevap. Soru 4. Aşağıdaki bir f fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiştir. Buna göre f fonksiyonu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi yanlışı bulabilmek için ve doğruları da bilmemiz gerekiyor. Önce bu amaçla grafiğe bakarak işaret tablosunu yapmamız gerekir. İşaret tablosunda burada x eksi sonsuzla artı zora, sonsuz arasında x değişiyor. f üstü x fonksiyonu verilmiş grafikte. Fonksiyonun grafiği verilmiş. xoy o düzleminde. Şimdi. x eksenini eksi 1'de ve 2'de kesiyor. Eksi 1 ve 2. Eksi 1 ve 2 de türev ne olacaktır? 0 olacaktır. Çünkü y'si 0. Artı 2 de de 0'dır. Eksi 1 ile 2 arasında bakıyoruz. Eğri y ekseninin pozitif tarafında. Yani f üstü x pozitif değerler alır. Pozitif değerler alır eksi sonsuzla artı sonsuz arasında pardon eksi sonsuzla eksi 1 arasında eğri x eksenin altında olduğu için negatif değerler alacaktır. 2 ile artı sonsuz arasında da yine negatif değerler alır. Bu halde fx'in grafiği ne olması gerekiyor? Negatif yerde azalan aşağıya doğru olacaktır pozitif olduğu yerde artandır, negatif olduğu yerde azalandır. Eksi bir de azalan ve artan olduğu yerde f eksi bir de bir minimum olacaktır. Önce minimum aşağı iniyor, sonra çıkıyor. E, artıdan eksiye geçişte yani 2'de f 2 fonksiyonu maksimum değerini alacaktır. Ve buna göre de eğri demek ki tahminen şöyle olacaktır. Azalıyor, minimuma geliyor, artıyor ve maksimuma geliyor. Burada minimum, burada maksimum olacaktır. Bu civarda bir dönüm noktası var fakat kesin belli değil. Teğetlere dikkat ederseniz teğetler Eksi sonsuzla eksi 1 arasında eğrinin altındadır. 2 ile artı sonsuz arasında eğrinin teğetleri yukarıda olacaktır. Şimdi sorularımıza bakalım. E, cevaplarımıza bakalım. X eşittir eksi 1 noktasında yerel minimum vardır. X eşittir eksi 1'de yerel minimum vardır. Doğru. X eşittir bir dönüm ya da büküm noktasıdır. Bilemiyoruz onu şu anda. Çünkü burada görünmüyor. Büküm noktası ile veya dönüm noktası ile ilgili bir bilgi. C şıkkına bakıyoruz. F fonksiyonu eksi 1 ile 2 aralığında artandır. Eksi 1 ile 2 aralığında artandır. O da açıkça görülüyor. Doğru. Yani bu doğru. Doğru. B'yi bilmiyoruz. C doğru. D ise F fonksiyonunun sonsuz eksi 1 sonsu eksi aralığındaki teğetleri eğrinin altındadır. Onu da çizmiştik. O da alt taraftadır. X eşittir 2 biri kritik noktadır. X eşittir 2 maksimum noktadır ki maksimum minimum gibi noktalar zaten kritik noktadır. O da doğrudur. X eşittir 1 bir dönüm noktasıdır. O, onu bilemiyoruz. Onun için tam olarak bir cevap verilemez. B şıkkı aradığımız cevaptır. Ee, soru 5. Sıfırdan pi'ye kadar integral mutlak değer kosinüs x dx integralinin değeri kaçtır? Bunun için de önce grafik e, mutlak değer kosinüs x fonksiyonunun grafiğini çizelim. 2 pi periyotlu bir fonksiyondur. 1'den başlıyor. Pi bölü 2'den geçiyor. Ve eğrinin altına geliyor. Minimum kısım eksi 1'e kadar gelmiş oluyor. Ve x eksenini e, 3 pi bölü 2'de yine kesiyor ve minimum noktada pi'de. Sıfırla pi bölü 2 ve pi bölü 2 ile pi arasındaki alanlar eşittir. Fakat burada mutlak değer istendiği için mutlak değerlerde daima eğriler grafiğin üst tarafında olacaktır. X80'ine göre simetri alınacak. Mesela pi bölü 2, 3 pi bölü 2 arasındaki kısım yukarıya geçecektir. Dolayısıyla şu iki taradığımız alan birbirine eşit olur ve pozitif değerler alır. İşte mutlak değer kosinüs x'in sıfırla pi arasındaki kısmı Sıfırla pi arasındaki kısmı bu şekilde. Sıfır pi bölü 2 pi, pi bölü 2 pi arasındaki bu iki alan birbirine eşittir. Aynı zamanda alan hesabına da karşılık gelir. O halde sıfırdan pi'ye kadar mutlak değer kosinüs x dx yerine iki tane, işin daha kolay olsun diye, sıfırdan pi bölü 2'ye kadar alırız integral'i, kosinüs x'in integral'ini. Sonra 2 ile çarparız. Ve bu da ne olacaktır? 2 çarpı kosinüs x'in x'e göre integrali sinüs x'tir. Belirsiz integrali. 0'dan pi bölü 2'ye kadar aldığımız zaman 2 çarpı kosin, e, sinüs pi bölü 2 sinüs pi bölü 2 eksi sinüs 0 bu da eşittir sinüs fi bölü 2 1'dir eksi sinüs 0 sıfır da 0'dır sonuç 2 e, ee, doğru cevabımız c şıkkı Soru 6 y eşittir e üzeri eksi x eğrisi x ekseni ve y ekseni arasındaki sınırsız bölgenin alanı kaçtır? Bu gibi sorularda y eşittir e üzeri x eğrisinin grafiğinin çizimini bilmemiz gerekir. Bunun grafiği de y eksenini birde kesen azalan ve x sonsuza giderken x eksenine teğet olan yani sonsuzda teğet olan asimtot olan bir eğridir. Y eşittir e üzeri eksi x'in grafiği bu şekilde. Ve istenilen de bizden x ekseni ve y ekseni arasındaki sınırsız bölge burası. Bunu çözebilmek için önce şöyle yapmamız gerekiyor. Sıfırdan sonsuza kadar ki has olmayan integrale girmiş oluyoruz böylece e üzeri eksi x dx integralinin hesabını yapacağız. Fakat sonsuzluk olduğu için bunu bir a ile x eşittir a doğrusun e, x eşittir a noktasındaki bir doğru ile keselim ve sonlu hale getirelim. Bunun içinde hemen bir limit limit a sonsuza giderken sıfırdan a'ya kadar e üzeri eksi x dx belirli integraline çevirmiş oluyoruz. Daha doğrusu bir limit hesabına çevirmiş oluyoruz problemi. Ve limit a sonsuza giderken e üzeri eksi x'in belirsiz integrali eksi e üzeri eksi x'tir. Ve sıfırdan a'ya kadar alıyoruz. Limit A sonsuza giderken eksi e üzeri eksi a eksi eksi artı e üzeri sıfır olacaktır. Ve son, e, a yerine eksi a yerine sonsuz koyarsak eksi e üzeri eksi sonsuz artı e üzeri sıfır da de E üzeri eksi sonsuz sıfırdır. 0 artı 1 o da eşittir. 1 olarak e, A alanının sonucunu elde ederiz. A şıkkı doğru cevaptır. Soru 7 fx eşittir. 0'dan x'e kadar t, t üzeri t dt t üzeri t Dt integrali olduğuna göre f2 üssü x bölü f üssü x ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? Fx sıfırdan x'e kadar t üzeri t dt olduğuna göre bu gibi fonksiyon e, fonksiyonların türevi türev ve integral ters operatörler olduğu için içteki ifade x üzeri x olarak elde edilir. İntegral dt ortadan kalkıyor. f üstü x x üzeri x olduğuna göre x taban x'e bağlı bir fonksiyon kuvvette x'e bağlı bir fonksiyon olduğuna göre böyle fonksiyonların tekrar türevini alabilmek için elenini almamız gerekiyor elen f üssü x eşittir. x çarpan olarak gelir bu gibi fonksiyonlarda. Elen x tabanın eleni. Elen f üssü x'in türevi içinin tekrar bir türevini daha alırsak f üssü x bölü f üssü x elen u'nun türevi u üstü bölü u şeklinde yazıldığına göre aynı kuralı uyguladık. x çarpı elen x'in türevini de alırsak x'in türevi 1 çarpı elen x artı x çarpı elen x'in türevi de 1 bölü x olacaktır. Kısaca f2 üssü x'in f üssü x'e oranı eşittir. Elen x artı 1 olacaktır. Doğru cevabımız D şıkkı. Doğru yaptık değil mi? <laughs> Soru 8. fx eşittir 1 bölü 1 artı x kare fonksiyonunun x eşittir 0 noktasındaki Taylor seri açılımı aşağıdakilerden hangisidir? Bu soruyu Maclaurin serisi olarak x eşittir 0 noktasında Maclaurin serisi olarak açabiliriz. Uzun sürebilir. fx'i 1 bölü 1 artı x kare şeklinde değil de 1 artı x karenin eksi 1 kuvveti şeklinde yazarak binom serisi formülünü kullanarak çözebiliriz. Veya daha pratiği var. 1'in 1 bir artı x kareye bölümü alarak yapabiliriz. 1'de 1, 1 defa var. 1 artı x kare çıkarırsak 1 bir, 1'i götürüyor. Eksi x kare kalır. Eksi x karede 1 eksi x kare defa var. Çarparsak eksi x kare eksi x üzeri 4 çıkarma işlemi yaptığımız zaman eksi x kareler götürür. Eksi artı x üzeri 4 olacaktır. Sonra tekrar devam edersek işleme benzer şekilde. x üzeri 4 artı x üzeri 6 yine çıkarırsak eksi x üzeri 6 olacaktır. Ve bu şekilde devam edersek ne olacaktır? fx eşittir 1 bölü 1 artı x kare ifadesinin açılmış şekli yani x eşittir 0 noktasındaki Taylor açılımı veya Maclaurin açılımı ya da binom açılımı 1 eksi x kare artı x üzeri 4 eksi x üzeri 6 ve bu şekilde bir artı bir eksi alarak devam edecektir. Bunu da kısaca toplam şeklinde n eşittir sıfırdan sonsuza kadar Eksi 1'in n'inci kuvveti. Çünkü n'in çift değerleri için artı, tek değerler için eksi olacaktır. İşaretini bu şekilde belirliyoruz. X'in de kuvvetleri de nedir? N'e bağlı olarak 2'nin kuvvetleri şeklinde yani 2n olarak yazarız. Bu şekilde açılımı elde etmiş oluyoruz toplam olarak. Doğru cevap E şıkkı. Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bunlar A, B, C, D ve E şıkkındakiler tamamen has olmayan yani imp improper integrallerin özellikleriyle ilgili. Bunlardan A şıkkı doğrudur. B şıkkı doğrudur. C şıkkında bir yanlışlık var. Onu görmemiz gerekir. D şıkkı doğrudur. E şıkkı da doğrudur. Has olmayan birinci, ikinci, üçüncü tip integrallerin tamamını veriyor. Yalnız C şıkkında dikkat ederseniz A'dan B'ye kadar fx, dx integrali soruluyor. A ve B'de fonksiyonlar yani uç noktalarda süreksiz. Arada ise süreklidir. A'ya soldan sağdan yaklaşım olması gerekirken burada soldan yaklaşım yapılmış. B'ye soldan yaklaşım yapılması gerekirken sağdan yaklaşım yapılmış. Dolayısıyla doğrusu şu şekilde olacaktır. C şıkkı yanlıştır ve doğrusu doğrusu şu şekilde limit epsilon sıfıra giderken delta sıfıra giderken A artı epsilon. Epsilon'u sağdan yaklaştığı için aralığa, sağ, aralığın sağından yaklaştığı için A artı epsilon. B ise soldan yaklaşıldığı için B eksi epsilon olması B eksi delta yazdık. Delta olması gerekir. Ve fx dx. Doğru cevap C şıkkı. Soru 10. fx y eşittir ln x kare artı y kare fonksiyonu için d kare f 1 0, bölü dx kare eksi d kare f eksi 1, 1 değeri kaçtır? Bunun için önce birinci türevi alalım. df bölü dx eşittir Elen x kare artı y karenin x'e göre kısmi türevi, içinin x'e göre türevi 2x bölü x kare artı y kare. Elen onun türevi hatırlarsanız bu üsü bölü u'dur. X'e göre içinin türevi bölü içi. İkinci türevini alalım x'e göre. D kare f dx kare eşittir. Payın x'e bağlı ifade olduğunu, paydanın da x'e bağlı olduğunu bildiğimize göre payın türevi 2 çarpı payda x kare artı y kare eksi paydanın x'e göre türevi 2x çarpı bir de pay var 4 x kare bölü Paydanın karesi x kare artı y karenin karesi. Düzenlersek 2x kare eksi 4x kare eksi 2x kare kalır. 2 y kare eksi 2 x kare olacaktır. Bölü x kare artı y karenin karesi. Bir de d, d kare f dx dy var. df d, f, d x'in y'ye göre türevini alırsak d kare f dx dy veya dy dx olacak sürekli fonksiyonlar için. Bu da eşittir. 2x'in y'ye göre türevi 0. Çarpı x kare artı x kare y kare 0 yapar. Eksi x kare artı y karenin y'ye göre türevi 2y çarpı pay 2x bölü x kare artı y karenin karesi. Düzenli yazarsak eksi 4 x bölü x kare artı y karenin karesi olacaktır. Şimdi bir sıfırdaki ikinci türev x'e göre ikinci türevin bir sıfırındaki değerini bulalım. Yani d kare f 1 0 bölü dx kare eşittir. x yerine 1, y yerine 0 koyarsak y yerine 0, x yerine 1 koyarsak eksi 2 bölü 0, 1 1'in karesi 1 bu eksi 2 olacaktır. d kare f dx dy bunun da Eksi 1, bir 1'deki değeri. Eksi 1, bir 1'deki değeri. X yerine eksi 1, Y yerine 1 koyarsak, eksi 4 ile çarparsak artı 4. Bölü. Eksi 1'in karesi 1. Bir, 1'in karesi 1. Toplarsak 2. Iki. 2'nin karesi 4. Bu da eşittir. 1 olacaktır. Şimdi bizden istenen ikisinin farkı. Yani d kare f bölü d x kare 1 e, 0 eksi d kare f eksi 1 1 bölü d x kare eşittir. Eksi 2 eksi 1 o da eşittir. Eksi 3. Doğru cevabımız A. Soru 11. Fxy'ye sürekli olmak üzere 0'dan 1'e x'ten 1'e e üzeri eksi y kare dy dx integralinin değeri kaçtır? Burada e üzeri eksi y kare sehven eksi olarak yazılmış. Burası önce artı olarak düzeltiyoruz. Ve integrali 0'dan 1'e kadar x'ten y'ye kadar e üzeri y kare dy dx olarak düzeltiyoruz. E üzeri y karenin belirsiz integrali alınamaz. Bunun için bunun için bölgeyi değiştirmemiz gerekir. Buradaki verilen d bölgesi d bölgesi integral D bölgesi y şey x sıfırla bir arasında y x ile bir arasında bölgeyi Değiştirmeliyiz. Bu integrasyon bölgesini e, değiştirmeliyiz. Yani x eşittir 0, y ekseni, x eşittir 1, birden geçen doğru y eşittir x orijinden geçen doğru y eşittir x ve y eşittir 1 de y eksenini 1'de kesen doğru İntegrasyon bölgesi ise burası ve burada da, yukarıda y eşittir x'ten y eşittir 1'e kadar alınmış. Böyle alındığı zaman bu integralin değeri alınamaz. Yani x'ten x'ten 1'e kadar x'ten 1'e kadar şurası 1 olması gerekirdi. x'ten 1'e kadar e üzeri y kare dy alınamaz. Fakat şöyle yaparsak bu D bölgesini şöyle alırsak x eşittir sıfırdan x eşittir y'ye kadar y eşittir sıfırdan y eşittir 1'e kadar bu d bölgesini değiştirebiliriz. Yani dolayısıyla ne olacaktır? Şurası x eşittir sıfırdan x eşittir y'ye kadar y sıfırdan y eşittir 1'e kadar değiştirirsek integral alınabilir. Böylece verilen integral verilen integral sıfırdan bu sefer y'nin sınırı da şu şekilde sıfırdan 1'e kadar y'ye gelecektir x ise sıfırdan y'ye kadar gelir. E üzeri y kare dx dy olacaktır. Şimdi içteki integral alırsak sıfırdan 1'e kadar e üzeri y kare dx e üzeri y kare x'e göre bağımı sabit olduğuna göre e üzeri y kare çarpı dx'in integrali x'e göre x'tir. Ve sıfırdan y'ye kadar integralini alırız. dy. Bu da eşittir. Sıfırdan 1'e kadar sıfırdan y'ye kadar e üzeri y kare x'in karşılığı e üzeri y kare çarpı y eksi x yerine sıfır verirsek sıfır yapacaktır. Onu yazmamıza gerek yok dy integrali alınabilir hale dönüştü. y çarpı e üzeri y karenin integrali de y kareye u dönüşümü yaparsak o zaman 2y dy du olacaktır. Ve burada böylece 1 bölü 2 e üzeri y kare şeklinde gelecektir belirsiz integrali. Sıfırdan y'ye kadar bunun alırsa sıfırdan 1'e kadar alırsak 0'dan 1'e kadar değeri de 1 bölü 2 e üzeri 1 eksi 1 bölü 2 e üzeri 0 e üzeri 0 da 1 olduğuna göre 1 bölü 2 parantezini alalım e eksi 1 olacaktır. Doğru cevabımız e şıkkı. Soru 12. fx eşittir 1 eksi x bölü 3 x artı 2 y fonksiyonunun 0 1 noktasındaki limitinin değeri kaçtır? Ardışık limit kuralına göre ardışık limit kuralına göre limit x 0'a giderken f(x)'i alıyoruz. Ama ondan önce de limit y 1'e giderken 1 eksi x bölü 3 x artı 2 y eşittir. Şu kısmın önce y 1'e giderken limiti tek değişkenlerde olduğu gibi limit x 0'a giderken 1 eksi x bölü 3x artı 2 normal limit kurallarını uygularsak x sıfıra giderken bir, bu ifade 1 bölü 3 çarpı 0 0 1 bölü 2 birinci yaklaşım 1 bölü 2 şimdi yer değiştirelim limit y 1'e giderken limit x sıfıra giderken 1 eksi x y bölü 3 x artı 2 y eşittir. Önce x0'a giderken limitini alırsak 1 eksi xy'de y yerine 1 koyalım. Pardon. Ters söyledik. x 0'a giderken 1 eksi x y'de ye x yerine 0 koyarsak 1 bölü 2 y eşittir y e, limit y 1'e giderken 1 bölü 2 yani limiti de yine 1 bölü 2 eşit olduğundan limit olabilir bazen eşit olmasına rağmen bir doğru boyunca yaklaştığımızda yani 0 1'den geçen doğru boyunca yaklaşırsak den geçen doğru boyunca boyunca yaklaşalım. Kontrol amacıyla yaklaşalım. Bunun için de 1'den geçen doğru y-1 eşittir eğim x-0 Tabii m bir parametredir eğim sonsuz tane değer alabilir y eşittir mx artı 1 doğrusu boyunca yaklaşalım limit x bu sefer e, sıfıra giderken de yani verilen fonksiyonda y yerine mx artı 1 alıyoruz. Limit x sıfıra giderken 1 eksi x çarpı y yerine mx artı 1 alıyoruz. Bölü 3x artı 2 çarpı y yerine mx artı 1 aldık. Gerekli sadeleştirmeler varsa yapılacak. Burada olmadığına göre doğrudan doğruya x yerine 0 koyarsak. 0 çarpı bu ifade 0. 3x de, de x yerine 0 koyarsak. 2mx artı 1 2 çarpı 1 sonuç 1 bölü 2 olur. Bunlar uyumlu olduğuna göre limit x sıfıra y1'e giderken fx y eşittir 1 bölü 2 çıkar. Doğru cevabımız c şıkkı. Hmm. Soru 13 fx'ye eşittir kök içinde bir eksi x kare artı kök içinde bir eksi y kare fonksiyonunun tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Kök içindeki bir tanım kümesini bulabilmek için kök içindeki ifadelerin pozitif veya sıfır olması gerekir. Yani bir eksi x kare büyük eşittir sıfır ve aynı zamanda bir eksi y kare büyük eşittir 0. Ayrı ayrı her ikisini birden sağlayan x y kümelerini bulmamız gerekir, x y noktalar kümelerini bulmamız gerekir eşitsizlik şeklinde. Önce 1 eksi x kare büyük eşittir sıfır alalım, sonra o da bana benzerdir. 1 eksi 1 eksi x kareye 1 eksi x 1 artı x şeklinde yazabiliriz. Büyük eşittir 0. Diğerini de 1 eksi y 1 artı y şeklinde yazabiliriz. Bunları bir tabloda işaret tablosunda yerine koyarsak işaret tablosunun da yerine koyup gerekli işlemleri yaparsak x Eksi sonsuz artı sonsuz arasında olacaktır. 1 eksi x birinci çarpan 1 bir artı x 1 artı x ikinci çarpan sonra ikisinin çarpımı olduğu için 1 eksi x kareyi yazabiliriz. 1 eksi x'in kökleri x eşittir 1. Diğerini ki x eksi 1. x eşittir 1'de 1 eksi x 0 değerini alır. x eşittir eksi 1'de x eşittir eksi 1'de ikinci terim 0 olacaktır. 1'den de, küçük değerler için 1 eksi x pozitif olur büyük değerler için negatif olacaktır. Deneyerek de görebiliriz. Eksi birden küçük değerler için bir artı x artı şey eksi olacaktır. Büyük değerler için de artı olur. İkisinin çarpımından burası sıfır, burası da sıfır. Artı eksi çarpımı eksi, artı artı çarpımı artı. Eksi ile artının çarpımı yine eksi olacaktır. Bizden istenen neydi? 1 eksi x karenin büyük eşittir sıfır olması. Şu kısım nedir? Aradığımız e, tanım bölgesidir. Bu da eksi 1 artı 1 aralığı olacaktır. Benzer şekilde y de tabi x eleman dersek benzer şekilde benzer şekilde 1 eksi y kare büyük eşittir 0 için y eleman eksi 1 artı 1 eksi 1 artı 1 olur. Bunun da yazılış şekli eksi 1 ile x artı 1 arasında y eksi 1 ile artı 1 arasında x e elemen r kare. Doğru cevap yine b'dir. Soru 14. Üstü açık, hacmi 32 cm küp olan bir dikdörtgen prizması şeklindeki kutu en az materyal yapılarak kullanılarak yapılmak istenilmektedir. Prizmanın alanı kaç santimetre kare olmalıdır? Prizmamız üstü açık prizmamız şöyle olsun. X bu kenar, Y bu kenar, Z de şu kenarsa üstü de açık olduğuna göre ve bize de hacmi x çarpı y çarpı z eşittir 32 santimetre küp olarak verildiğine göre z'yi 32 bölü x çarpı y olarak çekebiliriz. Alan ise bu hacimde Hacim, alan S olarak alırsak, taban alanı x çarpı y artı yan alanlar iki tane x çarpı z, diğeri iki çarpı y çarpı z olacaktır. z eşittir 32 bölü x çarpı y olduğuna göre s 2 değişkene bağlı olarak x ve y değişkenine bağlı olarak x çarpı y artı z'yi yerine koyduğumuzda 64 bölü x artı 64 bölü y yazabiliriz. İki değişkenli bir fonksiyon elde etmiş oluyoruz. Maksimum minimum hesabı olduğuna göre s'in x'e göre kısmi türevini alalım. s'in x'e göre kısmi türevi y eksi 64 bölü x kare. s'in y'ye göre kısmi türevi x eksi 64 bölü y kare olacaktır. Her birini sıfıra eşitleyerek kural gereği buradan y'yi çekip 64 bölü x kare ikinci de yerine koyduğumuzda x eksi 64 bölü 64 bölü x karenin karesi ne alıyoruz? Sonra x'e bağlı bir ifade elde ediyoruz. Buradan da 64 bölü 64 bölü x küp eşittir bir elde edilir x küp eşittir 64 x eşittir 4 elde edilir. Y de aynı zamanda bu ifadede yukarıdaki ifadede y yerine x yerine 4 koyduğumuz zaman y de 4 olarak elde edilir. Z eşittir 32 bölü x, olduğuna göre z eşittir 32 bölü 4 çarpı 4 16 o da eşittir 2 s yüzeyi x, y, değerlerini yerine koyarsak sonuç 48 çıkar. Ve doğru cevap A şıkkıdır. Şimdi diferansiyel denklemler soru sorularına geçiyoruz. Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi 3. mertebeden, basamaktan e, lineer olmayan bir diferansiyel denklemdir? Şimdi Sorunun cevabını doğru cevabı bulabilmek için A şıkkını bakalım. Y2 üssü eksi x küp y2 üssü eşittir sinüs x. Y2 üssü ve y3 üssü birinci dereceden olduğu için ve çarpım şekillerinde de olmadığından bu lineer bir denklemdir. B şıkkı y3 üssü yine birinci dereceden y üssü birinci dereceden bağımsız değişkenler yerinde bulunabilir. Bu da lineerdir. C şıkkı x kare y üçüsü, y üçüsü bağımsız, bağım, 3 üçüncü mertebeden türe birinci dereceden ve y çarpı y üssü ifadesi var. Buradaki y çarpı y üssü lineerliği bozuyor. Çünkü y üssü birinci dereceden olacak. Y ayrıca birinci dereceden olması gerekirdi. Halbuki çarpım şeklinde olunca bu ikinci dereceden oluyor. Lineer değil. Lineer değil. Doğru cevap bu. Diğerleri y2 üssü y birinci dereceden y3 üssü birinci dereceden değerleri serbest olabilir. Bunların her birisi de lineerdir. Doğru cevabımız C şıkkı. Soru 16 y üssü eksi 2 y2 üssü eksi 3 c üssü eşittir 0 diferansiyel denkleminin bir çözümü aşağıdakilerden hangisidir? Bunu en kolay bulabilmek için önce diferansiyel denklemin karakteristik denklemini bulalım. Yazalım. Bu m küp eksi 2 m kare Eksi 3m eşittir 0. Bu 3. Üç, e, üçüncü dereceden bir denklemdir. Kökleri m kare eksi 2m eksi 3 eşittir 0'dan m 1 eşittir 0 birinci kök m kare eksi 2m eksi 3 eşittir 0'dan da Kökleri şöyle bulabiliriz. M 2 eksi 1 M 3'ü ise 3 buluruz. M 1 köküne karşı gelen lineer bağımsız çözüm y 1 eşittir e üzeri 0 x 1. M 2 köküne karşılık gelen lineer bağımsız çözüm y 2 e üzeri eksi 1x, M3 eşittir 3'e karşılık gelen lineer bağımsız çözüm E üzeri 3x'tir. Bizden istenense e, aşağıdakilerden hangisinin bir çözüm olduğudur. Dolayısıyla E şıkkı bir çözümdür. Bu denenerek de yapılabilir fakat tavsiye edilmez. Çünkü A, B, C, D şıkkı 4 şıkkı da yerine koyarak 0 eşitlediğini görmek daha zordur. Tamam. Soru 17. D kareye bölü dx kare eksi 20 x küp eşittir e üzeri eksi x diferansiyel denkleminin y 0 eşittir 2 ve y üstü 0 eşittir 1 koşullarını sağlayan çözümü aşağıdakilerden hangisidir? Bu tip denklemlerde türev eşittir bağımsız değişkene bağlı bir fonksiyon şeklinde yazılır. Yani d kare y bölü dx kare eşittir 20 x küp artı e üzeri eksi x. Sağ taraf x'e bağlı bir fonksiyon şekline geldi. Önce integral alabilmek için e, d d'ye bölü dx şeklinde yazarız. d kareye dx kareyi. Diferansiyelinin dx'ini sağ tarafa atarsak 20 x küp artı e üzeri eksi x dx olarak yazarız. Ve integral şimdi alınabilir. Duruma gelir. Diferansiyel integral ters operatörler olduğuna göre hemen buna birinci türev eşittir. 20 x küpün türevi x üzeri 4 bölü 4 20'nin 4'e bölümü 5 x üzeri 4 e üzeri eksi x'in integrali eksi e üzeri eksi x. Bir de integral sabit alıyoruz c1. Türev bu şekilde. O halde şu e üzeri 0 eşittir 1 koşulunu burada hemen kullanabiliriz. Ya da genel çözüme giderken dy eşittir 5 x üzeri 4 eksi e üzeri eksi x artı c1'in dx'e çarpımının integralini alalım. y eşittir. Bu genel çözümdür. 5x üzeri 4'ün integrali x üzeri 5 bölü 5'tir. 5'ler gider. Sadeleşir. x üzeri 5 kalır. Eksi e üzeri eksi x'in integrali tekrar eksi eksi artı yapar. E üzeri eksi x artı. c1'in integrali c1 in x. Şimdi ikinci keyfi sabitse yazarsak bu genel çözümdür. Genel çözüm. Şimdi koşulları kullanabiliriz. Türev koşulu y üssü 0 eşittir 1. y üssü 0 eşittir 1'den 1 eşittir 1 eşittir x yerine 0 koyarsak 0 Eksi e üzeri 0 eksi 1 artı c1 olur. c1 eşittir 2 bulunur. Bundan ise y0 eşittir 2 y0 eşittir 2 koşulundan y yerine 2 koyuyoruz x yerine 0 koyarsak 0 e üzeri 0 1 c1 çarpı 0 0 artı c2 olur. Buradan da c2 1 olacaktır. c1 ve c2 yerine koyduğumuz zaman genel çözümde y eşittir x üzeri 5 artı e üzeri eksi x cebir yerine 2 koyuyoruz. Artı 2 x artı c2 yerine de 1 koyuyoruz. Doğru cevabımız Buraya artı koyduğu zaman sehven eksi yazılmış. x üzeri 5 artı e üzeri eksi x artı 2x artı 1. O zaman c şıkkı olur. Soru 18. y2 üssü artı 4 y üssü artı k'ya eşittir 0 diferansiyel denkleminin bir çözümü. y eşittir e üzeri eksi 3x olduğuna göre k sabiti kaçtır? Madem ki y e üzeri eksi 3x çözümdür. Kendisini ve türevlerini yerine koyduğumuz zaman denklemin sağlanması gerekir. Birinci türev eksi 3 e üzeri 3x eksi 3x ikinci türev 9 e üzeri eksi 3x bunları denklemde yerine koyalım. 9 e üzeri eksi 3 x artı 4 çarpı 4 çarpı eksi 3 e üzeri eksi 3 x artı k çarpı e üzeri eksi 3 x eşittir 0 e üzeri eksi 3 x parantezini alırsak 9 eksi 12 artı k eşittir 0. Sıfır. Bu sıfırdan farklı olduğuna göre şurasının sıfır olması gerekir. Yani eksi 3 artı k eşittir sıfır olmalı. Buradan da k eşittir 3 çıkar. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Soru 19. Y üstü eşittir y artı 1 bölü x artı 1 diferansiyel denkleminin y 0 eşittir 1 koşulunu sağlayan çözümü y x'tir. Buna göre y artı 1 bölü x artı 1 ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? y üssüyü d bölü dx şeklinde yazalım. y artı 1 bölü x artı 1 değişkenlerine ayrılabilir bir dif denklem. dy bölü y artı 1 eşittir dx bölü x artı 1 yazarsak integralini alalım. dy bölü y artı 1 dy eşittir dx bölü x artı 1'in integrali ln y artı 1 eşittir ln x artı 1 bir de keyfi sabiti elen içinde yazalım. Elen 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 c olarak yazarsak ve düzenleyelim y artı 1 bölü x artı 1 eşittir c olacaktır. y artı 1 bölü x artı 1 eşittir c genel çözümdür. Genel çözüm. Koşula bakalım. y sıfır eşittir bir koşuluna göre x yerine sıfır y yerine bir koyduğumuz zaman 1 artı 1 artı 1 bölü bölü 0 artı 1 eşittir c der. Buradan c eşittir 2 çıkar. c eşittir 2 iken x artı 1 y artı 1 bölü x artı 1 dolayısıyla 2 olacaktır. Sorumuzun cevabı 5 şıkkı. 2. Bu oran y artı 1 bölü x artı 1 oranı 2 olur. Soru 20. C1 ve C2 keyfi sabitler olmak üzere genel çözümü y eşittir. C1 kosinüs 2x artı C2 sinüs 2x eğrileri ailesi olan diferansiyel denklem aşağıdakilerden hangisidir? İki keyfi sabit olduğuna göre iki defa türev alarak C1 ve C2 keyfi sabitlerini bu üç denklem arasından yok etmemiz gerekir. Önce genel çözüm y eşittir C1 kosinüs 2x artı C2 sinüs 2x olarak verilmiş. Birinci türevi y üssü eşittir. Kosinüs 2 xin türevi eksi c1 sinüs 2 x artı sinüs 2 x'in türevi 2 c2 çarpı kosinüs 2 x yazarız. Bir türev daha almamız gerekiyor. 2 keyfi sabit içerdiği için y2 üssü eşittir. Şurada <laughs> Şuraya 2 yazmayı unutmuşuz. Eksi 2 c2 sinüs 2x artı 2 2 c1 eksi 2 c1 sinüs 2x artı 2 c2 kosinüs 2x bir türev daha alırsak e, eksi 4 c1 kosinüs 2x eksi 4 c2 sinüs 2x olacaktır. Burada şunu görmemiz gerekir. İkinci türeve dikkat edersek eksi 4 parantezine aldığımız zaman c1 kosinüs 2x artı c2 sinüs 2x olduğunu görürüz. Bu ise e, y'ye karşılık gelir. Dolayısıyla y2 üssüyü biz eksi 4 eksi 4 y olarak yazarsak ve hepsini de sol tarafa attığımız zaman y2 üssü artı 4y eşittir 0 diferansiyel denklemi kurulur. Aradığımız diferansiyel denklem d şıkkındakidir. y2 üssü artı 4y eşittir 0 doğru cevap. şimdi analitik geometri sorularına başlıyoruz. Soru 21. Uzayda A 3 2 1, B 2 1 0, C 1 0 K noktaları veriliyor. Buna göre BA vektörünün BC vektör üzerindeki dik izdüşüm vektörünün 1 olması için kare sayısı kaç olmalıdır? Önce BA vektörünü alalım. BA vektörü Bu şekilde olsun. BC vektörü ise bu vektör BA vektörünün BC üzerindeki dik iz düşümü A'dan dik indiğimiz zaman onun dikme ayağıyla B arasındaki uzaklık olacaktır. Yani iz düşüm BC. Bunu bulmamız gerekiyor. Önce BA vektörünü yazalım. Bu da uç noktasından başlangıç noktası çıkarılarak elde edilen 1, 1, 1. BC vektörü yine aynı şekilde C'den B çıkarılarak elde ediliyor. Eksi 1, eksi 1 ve K. BC'nin modülü gerekli olacak. Yani BC uzunluğu. Bu da karekök içinde BC'nin elemanlarının karelerinin toplamının karekökü olacaktır. İz düşüm formülü ise iz düşüm BC eşittir BA vektörü ile BA vektörü ile BC vektörünün skaler çarpımının BC'nin modülüne bölümü BC'nin modülüne bölümü yani BA ile BC vektörünün biriminin çarpımına eşittir. Bunun 1 olması isteniyor. Şimdi bunları hesaplarsak BA vektörü ile BC'nin çarpımı yani 1 1 1 ile eksi 1 eksi 1 K'nın çarpımı bölü modül 2 artı K kare eşittir 1. Önce e, skaler çarpımı yapalım. BA vektörü ile BC'nin skaler çarpımı eksi 1 eksi 1 artı K bölü kök içinde 2 artı k kare eşittir 1. İşler dışarı çarpımı yapıp gerekli düzenlemeler yaparsak k eşittir 1 bölü 2 elde edilir. C şıkkı doğru cevaptır. Soru 22. Düzlemde denklemleri x eksi y artı 2 eşittir 0 ve 2x artı y artı 1 eşittir 0 ile verilen doğruların ortak noktasından geçen ve doğrultmanı x ekseni ile 45 derecelik açı yapan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Birinci doğrunun yani x eksi y artı 2 eşittir 0 diğeri 2x artı y artı bir eşittir sıfır doğrularının kesim noktası eksi bir ve bir kesim noktası yani ortak noktası eksi bir ve birdir eksi bir bir bu noktadan geçen doğru X80 ile 45 derecelik açı yapacağına göre, o zaman şu şekilde X80 ile 45 derecelik doğru yapan doğrunun doğrultusu da u olsun. 45 derece ve 45 derece y80 ile yapıyor. 45 derece de X80 ile yapmak zorunda. Dolayısıyla u vektörü'nün doğrultusu cos 45. Kusunuz 45 şeklinde olur. Bunu da açarsak kök 2 bölü 2 kök 2 bölü 2'dir. Sonuç olarak eksi 1 1 noktasından geçen noktasından geçen doğrultusu tusu u olan Doğru denkleme. Denkleme. x eksi 1 eksi artı 1 yapar. Bölü kök 2 bölü 2. Eşittir. y eksi 1 bölü kök 2 bölü 2. Buradan da gerekli sadeleştirmeler yapılırsa içler dışlar çarpımı da yapıldığında x artı 1 eşittir y eksi 1 x eksi y artı 2 eşittir 0 çıkar. E, doğru cevap a şıkkıdır. x eksi y artı 2 eşittir 0. a eksi 1 0 0 noktasından geçen u eşittir 1 3 eksi 1 ve v eşittir 1, 1 1 1 vektörlerine paralel olan düzlemin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi önce düzlem denklemini aradığımız düzlem denklemi e, işaretleyelim. Burada a noktası bu düzlem üzerinde olacak. a noktası eksi 1 0 0 bir de p noktası alalım. Değişen bir nokta x y z noktası AP vektörü düzlemin içerisinde u vektörü de buna düzleme paralel bir vektör bu da 1 3 1 v vektörü de yine düzleme paralel bu da 1 1 bir vektörüdür. AP vektörü ise x eksi bir, x eksi bir, pardon x artı bir, y ve z şeklindedir. AP vektörü, u vektörü v vektörü aynı düzleme paralel aynı düzleme paralel olduğundan olduğundan karma çarpım karma çarpım sıfırdır. Sıfırdır. AP skaler çarpım u vektörel çarpım v eşittir determinant formunda x artı 1 y z birinci satır 1 3 1 1 1 1 eşittir 0'dan determinantı açtığımız zaman x eksi z artı 1 eşittir 0 düzlem denklemi elde edilir. Doğru cevap E şıkkı. E şıkkı. Onu da işaretlersek. Soru 24. x kare artı y kare eksi 2x artı 6y artı 5 eşittir 0 çemberinin P 0 1 noktasındaki normal doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Yani çemberimiz şu şekilde ise P 0 1 noktası burası P 0 eksi 1 noktası çember üzerinde bu teğet merkezi M merkezi bu noktaya birleştirdiğimiz zaman TYT diktir doğal olarak ve normal doğrultusu da bu şekilde olacaktır. Şimdi M noktasının koordinatlarını bulmamız gerekir. P noktası belli. M noktasını da bulursak P ve M noktasından geçen doğru denklemi aradığımız normal denklemini verecektir. Çember denklemi x kare artı y kare eksi 2x artı 6y artı 5 eşittir 0. Bunun değişik şekillerde merkezil hale getirilmek mümkün. Yani merkeze H ve K olan yarıçapı R olan çember şeklinde getirilebilir. Bunu da şöyle yapabiliriz kolayca. X kare eksi 2x, x kare eksi 2x Buraya <laughs> artı 1 ilave edersek ve çıkarırsak artı 1 ilave ettik ve e, eksi 1'i çıkardık. Sonra y kare artı 6y bunu da 6y'nin yanına da 6'nın yarısı 3 9 ilave ettik. 9 çıkarırsak artı 5 eşittir 0. Böylece bakın şurası x eksi 1'in karesi yapar. Artı. Eksi 1'i kaldı orada. y kare artı 6y artı 9 da y artı 3'ün karesi yapıyor. Eksi 1 eksi 9 eksi 10 artı 5 eksi 5 yapıyor. Onu da sağ tarafa atarsak 5. Böylece merkezinin koordinatları m artı 1 ve eksi 3 olacaktır. Yarı çapta 5. Daha başka yollarda yapılması gerekirken bunun her ikisi lazım. Fakat burada şu kolayca şu şekilde hesaplayabiliriz. M1 YS eksi 3 olduğuna göre iki noktadan geçen P ve M noktasından noktasından geçen doğrunun doğrultusu doğrultusu yani m p vektörü eşittir e, 0 1 eksi 1 0 şey eksi 1 eksi eksi 3 artı 2 olacak. Doğru denklemi ise x eksi 0 x eksi 0 bölü eksi 1 eşittir y eksi eksi 1 artı 1 bölü 2 buradan da içler dışarı çarpımı yaparak 2x eksi y bu tarafa artı y olarak geçer. 2x eksi y artı 1 eşittir 0 elde edilir. 2x artı y artı 1 eşittir 0 B şıkkı. Doğru cevap. Soru 25 z eşittir 3x eksi 3 eksi 3x eksi 3 bölü 2y x, y, z eleman reküp olmak üzere düzleminin grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi düzlemin bütün grafiklerde görüldüğü gibi x, y ve z eksenleri kestiği noktalar belli. Bunları bulmak için önce şunu yapabiliriz. x 0, sıfır, y 0 Z düzlemini kestiği nokta, Z eksenini kestiği nokta hemen 3 olarak görünüyor. Sonra x eşittir 0, z eşittir 0 koyarsak y eksenini kestiği noktayı buluruz. y eşittir x yerine 0, y z yerine 0 koyarsak y eşittir 2 çıkar. y 0 ve z0 koyarsak bu sefer x eksenini kestiği nokta x eşittir e, 1 olacaktır. x'i 1'de x eksenini 1'de y eksenini 2'de z eksenini 3'te kesen 1, 2, 3, 5 şıkkı. Doğru cevap oluyor. Soru 26. Uzayda 3x artı y eksi z artı 1 eşittir 0 x eksi y artı 2 z eksi 2 eşittir 0 düzlemlerin oluşturduğu ara kesit doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Düzlemin birisi şu şekilde olsun. Diğeri ara kesiti şu doğru olan şöyle bir düzlem. Ara kesit doğrusu ise şu. Bunun doğrultusu da bunun doğrultusuna da u diyelim. Birinci düzlem şuna d1 dersek şuna da d2 düzlemi dersek d1 düzleminin normali yani düzleme dik doğrusu n1 diğerinin şuna d2 dersek bunun normali de yine bu düzleme dik n2 u doğrusuna ise her ikisi de diktir. Şu u doğrultusu ise hem n1 dik hem de n2 dik. Dolayısıyla u vektörü u vektörü yani ara kesit doğrusunun doğrultusu n1 ile n2'nin vektörel çarpımına eşittir. N1 vektörünün doğrultusu 3, 1, eksi 1. X, Y, Z'nin katsayılarıdır. 3, 1, eksi 1. U2 N2'nin Doğru n2 doğrultusu ise 1 -1 2. 1 -1 n2 1 -1 ve 2 Olduğuna göre i j k vektörleri birinci satıra birim baz vektörlere, Diğerleri ise 3, 1, eksi 1 ikinci satıra, 1, eksi 1, 2 üçüncü satıra yazıp bu determinantı hesapladığımız zaman vektör şu şekilde olacaktır. İşaret farkları olabilir her zaman. 1, eksi 7, eksi 4 veya eksi 1 artı 7 artı 4 olabilir veya bunun katları da çıkabilir. Hepsi doğrudur. Şimdi ara kesit doğrusunun doğrultusu belli. 1 eksi 7 eksi 4 Üzerindeki bir noktanın bulunması gerekir. A gibi bir nokta bulalım. Bu noktayı da şöyle bulabiliriz. Değişik şekillerde herkes bulabilir. En akla yakını, çabuk olanı x 3x artı y, y eksi z artı 1 eşittir 0. x eksi y artı 2z 2z eksi 2 eşittir 0. İkisi x, y, z 3 bilimlerin 2 denklemden oluşan bir sistemdir. Bunun çözümü sonsuz tane vardır. Fakat en kolaylardan birisi x yerine 0 y yerine 0 verdiğimiz zaman burada her ikisini birden sağlayan z eşittir 1 çıkar. Z eşittir 1 çıkacaktır. Veya değişik şekillerde yapılabilir. 3 3x artı y x eksi y'nin katsayılar determinantı sıfırdan buradan farklı olduğu sürece diğerlerine ikişer ikişer keyfi sabitler verilerek sonuca da gidilebilir. Önce bu noktayı bu nokta doğru üzerinde olduğuna göre yani her, her iki düzlemi de sağlıyor. 0, 0, 1. Dolayısıyla ne yapıyoruz? A noktasından geçen ve doğrultusu U olan doğrunun denklemi nedir? Sorusunu cevap vermemiz gerekiyor. A noktası 0, 0, 1. U vektörü doğrultusu tekrar yazarsak 1 eksi 1, 2. 1 eksi 1 2 O zaman x eksi 0 bölü 1 y eksi 0 bölü 2 z eksi 1 bölü şunu yanlış yazdık y bölü eksi 1 olacak z eksi -1, 1 bölü 2 Doğru cevabımız olacaktır. Pardon yanlış yaptık. Şunu koyacaktık. Yani şu son satırı silebilirsek, şey son tarafı, sol tarafı bir 7 değil. Şimdi sorumuz A001 noktasından geçen ve doğrultusu u eşittir 1-7-4 olan doğrunun denklemini yazmaya geldi. A noktası 0 0 1 u vektörü u vektörü de 1 1 eksi 7 eksi 4 Dolayısıyla x eksi 0 bölü x eksi 0 bölü 1 y eksi 0 bölü eksi 7 z eksi 1 bölü eksi 4 olacaktır. Doğru cevabımız C şıkkı. Soru 27. Uzayda A eşittir 2 1 1 vektörü, B eşittir 4 1 M 0 vektörü, C eşittir eksi 1 1 1 vektörleri üzerine kurulan paralel yüzün hacmi 12 birim küp olduğuna göre M R sayısı kaçtır? A vektör A vektörü bu şekilde olsun. B vektörü bu şekilde, C vektörü de şöyle ise. Şimdi bu üç vektör üzerine kurulan paralel yüzün hacmi nedir? Paralel yüz şu şekilde olacaktır bir diğer yüzü, alttaki bir yüz bu şekilde, diğer bir yüz bu şekilde. Ve bu şekilde bir düz e, paralel yüz elde edilecektir. A, B, C üzerine kurulan paralel yüzün hacmi, yüzün hacme ve eşittir. Tabi mutlak değeri alınacak eğer negatif çıkarsa. A B vektörel çarpım C eşittir. Determinant formu bunların üzerine kurulan paralel yüzün hacmi bileşenleri tek tek yazılırsa A'nın bileşenleri 2, 1, 1 B'nin 4, M 0 Eks, C'nin eksi 1 artı 1 artı 1 eşittir 12 olması isteniyor. Bu determinantı hesaplarsak 2m eksi 4 artı 4 artı m eşittir 12'den 3m eşittir 12 m eşittir 4 elde edilir. Bu da D şıkkına karşılık gelir. Aradığımız cevap D şıkkı. Soru 28. Uzayda A200, B040, C006 noktalarından geçen düzlemle XOY, XOZ, YOZ düzlemleri arasında kalan dört yüzlünün hacmi kaç birim küptür? Şimdi uzayda bu noktaları alırsak x y z eksenleri üzerinde A noktası x ekseni üzerindedir. 2 noktasında kesiyor. B 4 birim y ekseni üzerinde aldık. 6 birim z ekseni üzerinde aldığımız zaman bu <laughs> oluşturulan dört yüzlü şu şekildedir. A vektörü orijinle iki noktasını birleştiren x, -X eksenindeki vektör. B vektörü Orijinle y ekseni üzerinde 4 noktasını birleştiren vektör C vektörü z ekseni üzerinde orijinle 6 birimlik uzaklıktaki vektör bu üç vektörün oluşturduğu paralel yüzün A B C üzerine kurulan paralel yüzün hacmi vp dersek bu a b vektörel çarpım c karma çarpımına eşit dört yüzlünün hacmi dört yüzlünün hacmi ise hacmi ve dört yüzlü vp'nin 6'da 1'ine eşittir. Yani vp bölü 6'ya eşittir. 1 bölü 6 vp ise karma çarpımdı. Onu da şöyle yapıyoruz. a vektörü burada a vektörü 2, 0, 0 B vektörü 4, 0, 4, 0 C vektörü 0, 0, 6. Bileşenlerini yazarsak 2, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 6. Böylece determinant değeri köşegendeki elemanların çarpımı 2 çarpı 4 8 48 yapacaktır. 48 bölü 6 8 birim küptür. Doğru <laughs> cevabımız B şıkkı olacaktır. Soru 29. A eksi 2 1, B 1 2 ve C eksi 1 3 noktalarından geçen ve ekseni x eksenine paralel olan parabolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? bu tip denklemlerin eksenleri x eksenine paraleldir ve parabolün kolları ya sağ tarafa doğru veya sol tarafa doğru olacaktır. Genel formu ise denklemin genel formu x eşittir a y kare x eşittir a y kare artı b y artı c şeklinde olur. A noktası yani eksi 2 1 noktası parabol üzerinde olduğundan denklemi sağlaması lazım. Yani x yerine eksi 2 koyuyoruz. Y yerine de 1 koyuyoruz. A artı B artı C. A, B, C bir denklem. B noktası e, elip parabol üzerinde olduğuna göre 1, 2 x yerine 1, y yerine koyduğumuz zaman denklemi sağlaması lazım. 1 eşittir 4 a artı 2 b artı c yine 3 bilinmeyenli bir denklem oldu. c noktası yine parabol üzerinde x yerine eksi 1 y yerine 3 koyduğumuz zaman yine denklemin sağlanması gerektiğinden eksi 1 eşittir 9 a artı 3B artı C olacaktır. Bu 3 denklemden, 3 bilinmeyen 3 denklemden A, B, C hesaplanacak. Determinant veya matris yöntemiyle veya yok etme yöntemiyle A'yı şöyle bulabiliriz. A, eksi 5 bölü 2, B, 21 bölü 2 C eksi 10 olarak elde edilir. A, B ve C'ler genel formda yerine yazılırsa X eşittir eksi 5 bölü 2 Y kare artı 21 bölü 2'ye eksi 10 olur. Bunu tekrar paylarını eşitleyip düzenlersek sonuçta 5y kare 5y kare artı 2x şey artı 2x eksi 21 y artı 20 eşittir 0 elde edilir. Doğru cevap D şıkkı. 5y kare artı 2x eksi 21y artı 20 eşittir 0. 30. soru bir soyut matematik sorusu. Sayılarla ilgili teoremler gereği 1, 2 ve 3 numaralı önermelerin hepsinde doğru olduğu biliniyor. Bu durumda E şıkkı doğru cevap olur. 31. soruda A, B ve C'nin birer tam sayı olduğu söyleniyor. A artı 1, B artı 1 ve C artı 1'in 3'ün birer katı olduğu ifade ediliyor. Bu durumda şıkların içinden yanlış olan ifadeyi bulmamız isteniyor. O halde a artı 1 madem ki 3'ün katı 3k biçimde ifade etmek b artı 1'i aynı şekilde 3m c artı 1'i de 3n biçiminde ifade etmek mümkün olduğuna göre a şıkkını deneyelim mesela a artı b artı c Verilenler uygun şekilde yerine yazılırsa 3 çarpı k artı m artı n biçiminde yazılabilir. Bu da a artı b artı c'nin 3'ün bir katı olduğu anlamına gelir. Diğer şıklarda da benzer şekilde deneme yapıldığında a artı 2b artı c'nin 3'ün bir katı biçiminde yazılamadığı görülüyor. Bu durumda yanlış olan Edirne'dir. 32. soruda x'ten y'ye bir f fonksiyonu verilmiş. Aşağıdaki ifadelerden hangisinin yanlış olduğu soruluyor. Şıklara bakıldığında fonksiyonlar ve kümeler arasındaki ilişkileri ifade eden bazı önermeler var. Ancak bunların içerisinde C şıkkı e, yanlış olan önermedir. Doğrusu ise f bileşke f üzeri eksi 1 v'nin V'nin alt kümesi olması gerekliliğidir. Ancak eşit olması gerekmez. 33. soruda A ve B matrislerinin çarpımlarının determinantları soruluyor. A ve B matrislerinin çarpımları alındığında uygun satır ve sütunlar eşleştirilerek çarpımlar alınırsa sonuç eksi 1 eksi 1 0 eksi 2 0 eksi 1 3 eksi 1 2 matrisi oluyor. Ancak bizden istenen bu çarpım matrisinin determinantı olduğuna göre determinantın sonucunun 0 çıktığını görebiliriz. Yani doğru cevap Ceyhan'dır. 34. soruda vektör uzayında gelen sistemi oluşturan vektörler için aşağıdaki bilgilerden hangisinin kesinlikle yanlış olduğu soruluyor. Vektör uzayını gelen sistem orta vektörler olabilir, ortogonal vektörler olabilir. Bunun yanı sıra vektör uzayını oluşturan doğrusal bağımsız vektörler biçiminde bulunabilirler. Oluşturdukları alt vektör uzayın boyutundan daha fazla sayıda olabilirler. Ancak oluşturdukları alt vektör uzayının boyutundan daha az sayıda olamazlar. Bu durumda doğru cevap denizlidir. 35. soruda verilen ifadelerden hangisinin yanlış olduğu soruluyor. A ve B regüler iki matris ise çarpımlarının regüler olduğu, bir matrisin tersinin varsa tek olduğu, yine A matrisi regüler bir matris ise transpozunun tersinin tersinin transpozuna eşit olduğu her kare matris bir simetrik ve bir ters simetrik iki matrisin toplamı olarak yazılabildiği bilgileri doğruyken A simetrik ve B ortogonal bir matris ise B çarpı A'nın tersi olacak şekilde elde edilen matrisin simetrik olma zorunluğu yoktur. Dolayısıyla doğru cevap nedir? Teta 0 ile 2 pi arasındayken Aşağıdakilerden hangisinin ortogonal bir matris olduğu soruluyor. Matrisin transpozu eğer tersine eşitse veya matris ile transpozunun çarpımı transpozuyla matrisin çarpımına o da birim matrisi eşit oluyorsa A matrisine ortogonal matris diyorduk. Şıklar incelenirse o durumda A şıkkındaki matrisin transpozu ile çarpımının birim matris yani 1 0 0 0 1 0 0 0 1 birim matrisini verdiği görülüyor. Bu durumda doğru yanıt Adana'dır. 37. soru bir soyut cebir sorusu. G1'den G2'ye bir F homomorfizmi verilmiş. Bir homomorfizmin otomorfizm olabilmesi için f'in birebir örten ve g1 ve g2'nin birbirinin aynı kümeler olması gerekir. Bu durumda doğru yanıt denizlidir. 38. soru bir soyut cebir sorusu. Verilen önermelerden hangisi ya da hangilerinin yanlış olduğu soruluyor. Sonlu bir G grubunda her H alt grubunun mertebesinin G'nin mertebesini böldüğü bilgisi ve bir devirli grubun her bölüm grubunun da devirli olduğu bilgisi doğrudur. Ancak G bir grupken H da bunun bir alt grubuyken H'ın her bir kosetinin yani kalan sınıfının farklı sayıda elemana sahip olma bilgisi yanlıştır. Bu durumda doğru yanıt adanadır. 39. soru bir olasılık sorusu. A ve B olmak üzere iki kutumuz ve A'da 1'den 9'a, B'de 1'den 5'e kadar numaralandırılmış kartlarımız var. Öncelikle bir kutu seçimi yapılıp arkasından da seçilen kutudan bir kart çekildiğinde çıkan kartın üzerindeki sayının çift olduğu görülüyor. Bu durumda bu kartın A kutusundan çekilmiş olma olasılığı bize soruluyor. O halde bize sorulan sonuç çift çıkmış olduğuna göre bunun A kutusundan çekilmiş olma olasılığı. E, sonuç belli. Başlangıçtaki durumun olasılığı soruluyor. O halde bu bir Bayes teoremini gerektiren iştir. E, bu teorem gereği istenen durum A kutusundan ve çift çıkma olayı e, tüm durumlarsa çift çıkma olayı gibi düşünülürse koşullu olasılık gereği bunu daha açık yazacak olursak öncelikle A kutusu seçilecek. Arkasından A seçilmişken çift olma olasılığımız bakılacak. Toplam çift olma olasılığında ise yine A kutusu seçilmiş. A'dan seçim yapılıp çift çıkmış olabilirken bunun yanı sıra B kutusu seçilmiş olup B'den çift çıkmış olma olasılığı toplanacak. Verilenler yerine yazılırsa A kutusunun seçilmiş olma olasılığı 1 bölü 2 iken A'dan çift e, kart çekme olasılığımız 4 bölü 9. Aynı şekilde B kutusunun çıkma seçilme olasılığı 1 bölü 2 iken B'den çift sayı çıkma olasılığımız 2 bölü 5. Bu durumda işlem sonucu 10 bölü 19 olur. Yani doğru cevap Edirnedir nedir? 40. soruda x rastgele değişkenine ait olasılık yoğunluk fonksiyonu verilmiş. Bu da göre c'nin değeri soruluyor. Fonksiyona baktığımızda x'in 0 ile 6 arasında reel değerler aldığı yani sürekli bir değişken olduğunu görebiliyoruz. Bu durumda e, olasılıklar toplamının 1 olma özelliğinden 0 ile 6 arasında kalan tüm olasılık değerlerinin toplamının 1 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Yani diğer bir deyişle 0'dan 6'ya f(x)'in 1 olması gerekir. E, fonksiyon yerine yazılıp integral alınırsa C'nin değerinin 1/36 bölü 36, yani Edirne şıkkı olduğu görülür. 41. soru Aşağıdaki ifadelerden hangisinin yanlış olduğunu bulunuz şeklinde. E notasyonu beklenen değer notasyonuydu ve E notasyonu sabitler ve katsayıları aynen dışarıya taşıyabiliyor. Dolayısıyla A şıkkı doğru. Aynı sebepten dolayı B şıkkında doğru olduğunu söyleyebiliriz. Varyansın tanımı ise x değişkenlerinin ortalamadan sapmalarının karelerinin beklenen değeriydi. Tanımdan dolayı D şıkkında doğru olduğunu söyleyebiliriz. Varyans notasyonu ise katsayıları karesini alarak dışarıya çıkarıyor. Sabitleri ise sıfırlıyor idi. Dolayısıyla E şıkkı da doğrudur. Ancak A ve B şıklarındaki gerekçelerden dolayı C şıkkının yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Cevap C. 42. soru bir istatistik sorusu. Standart sapmanın büyük olmasının ne anlama geldiği soruluyor. Burada standart sapmanın büyük olması salınımın büyük olması anlamına gelir. Yani ölçümlerin birbirinden farklı farklı değerler aldığı anlamındadır. Bu durumda A, B, C ve E şıkları doğru değilken D şıkkının doğru olduğu söylenebilir. E, Ahmet öğretmenin dfx bölü dx, fx eş ise, fx eşittir integral fx dx artı c ifadesi doğru mudur, yanlış mıdır sorusuna yanlıştır diye yanıt vermiş. E, Ahmet öğretmenin yanıtını arda öğretmenin fx'in a'dan b'ye integrali df bölü dx'tir ifadesi doğru mudur yanlış mıdır sorusuna doğrudur diye yanıt vermiş <laughs> öncelikle df bölü dx'tir ifadesi fx'in a'dan b'ye integrali df bölü dx'tir ifadesi e, doğru mudur yanlış mıdır sorusuna doğrudur demesi e, aslında bunun bir diferansiyel türevle ilişkilendirememiş integrali e, türev gibi düşünmüş. Bu benzer şekilde bu ifade doğru mudur yanlış mıdır ifadesine yanlıştır demiş. Aslında bu da doğrudur. Yani türevle integrali, integrali türev işlemlerini birbirine karıştırmış diye düşünürüz. E, Arda bu konuda zorluk yaşamıştır. Türev kavramını bilmemesi tek başına e, integral kavramını bilmemesi tek başına doğru değil. En doğru sunun hangisi olduğu soruluyor. En doğrusu da türev ve integral işlemlerini birbirine karıştırmasıdır. bir grafik verilmiş bu soruda. Öğretmen e, yukarıda verilen fonksiyonun hangi x değeri için negatif değer alır sorusuna bir öğrenci x eşittir 0 değeri için. E, negatif değer alır yanıtını vermiştir. Grafikle ilgili olarak yukarıdaki yanıt veren bir öğrenci de hangi kavram yanılgısının olduğu söylenir e, sorusu var. E, burada öğrenci x eşittir 0 için sanki e, eksi 3 değeri aldığı için negatif değer 0'a eksi 3 nokta değeri e, ni sadece düşünerek sadece nokta değerini düşünerek aralığı göz ardı etmiştir. Onun için öğrenci nokta aralık kavram yanılgısına düşmüştür deriz bu soru için. E, bu soru e, sizlerin program bilgisini ölçme amaçlı sorulmuş bir sorudur. Üç tane farklı soru var. Bu soruların ee, hangi sınıf düzeyinde sorulması gerektiğini ilk kez kaçıncı sınıf düzeyinde ele alındığı sorulmakta bir fonksiyonun en küçük ve en büyük değerinin bulunması bu bir polinom fonksiyonudur. Onun için 10. sınıftadır ilk kez ee, bir matrisin tersinin bulunduğu sınıf düzeyi 11. sınıftır ee, tablo değerin 3 farklı derste aldığı notlar sınıf ortalamaları. Ee, sınıfın standart satması verilmiş. Buna göre erin hangi dersten en başarılı olduğunu da e, içeren sınıf düzeyi 11. sınıf düzeyidir. Yani e, bu soru 10. sınıfta ilk kez matris sorusu da 11. soruda 11. sınıfta e, diğer soru da 11. sınıfta ilk kez öğrencilere sorulan soru türlerindendir. Yani yanıt değişiklidir. Ee, bu soruda Van Heel geometrik düşünmenin gelişiminin aşamalı olarak 5 düzeyde gerçekleştiğini belirten kişi o 5 düzeyin açıklaması burada. Birinci düzeyde öğrenci şekilleri genel görsel özelliklerine göre tanıyor, adlandırıyor. <laughs> İkinci düzeyde öğrenci şekillerin özelliklerini belirtiyor üçüncü düzeyde öğrenci geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi kuruyor, dördüncü düzeyde aksiyomatik yapıyı kullanıyor, yapıyla ilgili gerekli ispatları yapıyor, beşinci düzeyde de farklı aksiyomatik sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları anlayabiliyor. Buna göre verilen bu üç ifadeden ifadeden hangilerini neye göre yapan öğrenciler Van hangi düzeyde <laughs> yer aldığını soruluyor. İlk ifade üçgende kenar ortayla ilgili özelliklerin doğruluğunu gösterir. Doğruluğunu gösterme işi ispatlamayla ilgili bir iştir. Bunun doğruluğunu gösterebiliyorsa öğrenci dördüncü düzeydedir demektir. E, demek ki birinci ifadeyi söyleyen yapan bir öğrenci dördüncü düzeyde vanhiyle göre. Üçgende kenar çizildiği kenarı iki eş parçaya ayırdığını ifade eder demesi sadece ifade ediyorsa bu e, ikinci düzeye sadece gidiyor yani o şekillerin özelliklerini belirtiyor üçgenin kenar çizdiği kenarın iki eş parçaya ayırdığını e, yani kenar ortayın özelliğini sadece söylüyor bu da ikinci düzeyde olduğunu gösterir Van Hille düzeyine göre. Verilen farklı geometrik şekiller arasından üçgeni seçer. Bu da sadece üçgeni seçer olduğu için tanıma, adlandırma düzeyine giriyor. Yani bu da Van ile göre birinci düzeydedir. Yani doğru seçenek A şıkkıdır. Ee, Orta öğretim, matematik öğretim programında öğrencide gelişmesini hedeflediğimiz bazı beceriler var. Bunlardan birisi matematiksel modelleme becerisi. Bu becerinin kazanması için öğrencilerde aşağıdakilerden hangisinin geliştirilmesi hedeflenmez diyor. Matematiksel düşünme yollarını kullanarak gerçek hayat problemlerinde çözümüne ulaşacak matematiksel modelleme kullanabilme hedeflenen davranışlar arasındadır. Modelleme sonucunda ulaştığı sonucu tekrar gerçek yaşam problemine dönerek yorumlayabilme tek modelleme becerisi için hedeflenenler arasındadır. Matematiksel modelleri bilgisayar destekli matematik öğrenme sürecinde interaktif olarak kullanabilme yine hedeflenenler arasındadır. Matematiksel bilgi ve becerileri gerçek hayat problemlerine yine uygulayabilme, matematiksel modelleme hedefleri arasındadır. O becerinin gelişmesi için fakat modelleri öğren, öne, modelleri önermeleri, özellikleri ve bağıntıları kullanarak yaptığı matematiksel çıkarımları açıklayabilme bu beklediğimiz bir hedef değildir matematiksel modelleme için. Ee, bunun için yanıt B şıkkıdır. Ee, bu soruda bir öğretmen milli piyango çekilişinde en büyük ikramiyenin aşağıdaki biletlerden hangisinin kazanma olasılığı daha azdır diye bir soru soruyor bilet numaraları 6 tane bir birinci bilette ikinci bilette de 2, 5, 9, 3, 1, 6 diye verilmiş Elif diye bir öğrenci birinci bilete büyük ikramiyenin denk gelmesi daha azdır öğretmenim şeklinde yanıt veriyor öğrencinin bu düşüncesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir şeklinde sorulmuş şimdi bunun yanıtının bunun gelme olasılığının daha az olduğunu düşünmesi ardışık birin sonra tekrar birin tekrar birin tekrar tekrar birin gelmesinin olasılığının sanki buna göre daha az olduğu düşüncesinde öğrenci sanki e, deneyin çıktıları birbirine bağımlı şekilde düşünüyor hani bir geldi sanki sonra bir gelmez gibi bir geldi sonra yine gelmesi mümkün değil gibi ya da daha az gibi Halbuki her şekilde işte sıfır'dan 9'a kadar rakamların gelmesi olasılıkları birbirine eşittir. Yani burada bu deneyde çıktıların birbirine bağımlı olduğunu düşünerek öğrenci, düşüncesinin yanlış olduğunu söyleyebiliriz. E, bu soruda e, iki soru soran öğretmenin bu şekilde, Derse giriş yapıyor bu soruları sorarak acaba bu öğretmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. İki sorunun ortak özelliği var. Birinci fX eşittir 5 fonksiyonu veriliyor x eşittir 5'e giderken fonksiyonun limitini hesaplayınız sabit fonksiyon biliyorsunuz x eşittir 5'e giderken de Limiti 5'tir. Limit aslında yaklaşım problemidir. Yaklaşım sanki hiç limitlerine yaklaşılmayacak gibi düşünülüyor. Aynı soru ilk soruda da karşımıza çıkıyor. <laughs> fx fonksiyonu ile tanımlanıyor bir otobüsün x anında gideceği yere olan uzaklığı. O gün otobüs gece yarısı tam bir de yola çıkıp saat 10'da gideceği yere varıyor. Burada önemli olan vardığını e, göstermek ve yolculuğu bu sayede bitiyor. Yani ulaşıyor istenilen yere gidilmesi beklenen yere. Buna göre x eşittir 10 için limiti tartışınız deniliyor. Bu iki limit sorusunda da gideceği yere ulaşma söz konusu. Yani limit değerine ulaşılabilirliğini gösterme amaçlı öğretmen e, konuya giriş yapmak için bu iki soruyu yönlendirmiş. Doğru seçenek E şıkkıdır. İrrasyonel sayılar arasında çarpma ve bölme işlemlerini öğrenci örneğin iki kök 3 ile 5 kök 3'ün çarpımını 10 kök 3 yapmış. Bu tür sorularda hep nasıl düşünür sizce öğrenci? Onu düşünmek gerekir. 2 ile 5'i çarpmış. 10 kök 3'ü de ortak yazmış gibi görünmekte. Sanki 2 kök 3 ile 5 kök 3'ü nasıl topluyorduk? 2 ile 5'i topluyoruz. 7 kök 3 katlar bu kökün önündeki sayılar toplanıyordu ortak kök yazılıyordu çarpmada da ona genel demiş e, köklerin önündekileri çarpıyor kök üçleri de ortak olarak yazıyor benzer şey 12 kök 4 bölü 6 kök 4 içinde geçerli köklerin önündeki sayıları bölüyor ortak kökü aynen yazıyor bu yol toplama ve çıkarmadı izlenen bir yoldur. 2 kök 3 eksi 5 kök 3 de desek yine köklerin önündekileri çıkarırsınız eksi 3 ortak kökü yazarsınız. Toplama ve çıkarmada yapılan bu yolu çarpma ve bölmeye öğrenci genelleştirmiş yani aşırı genelleme yapmış bu soruda öğrenci.